Merhabalar, en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde sana harika bilgiler vereceğim, harika. Ve hatta bu video bittikten sonra eminim ki kafanda bunları düşüneceksin. Ve hatta sonraki günlerde de aklına gelebilir. Çünkü ben bile bunları çok düşünmüşümdür, çok düşünmüşümdür. Ve devamında yorumlar da yapacağım aralarda. İlginç, güzel şeyler. Videolarımda bilgi var, rehberlik var, ilginçlik, evet, olduğunu düşünüyorum spiritüalizmle alakalı. Şifa var. Neden şifa var? Tüm videolarımı Şambhala Reiki'ye kanal yaptığımı daha önceden söylemiştim. Dolayısıyla kulaklığını tak dinle, ister evi temizlersen, temizlerken ya da ne iş yapıyorsan gayet güzel dinleyebilirsin. Araba kullanırken olsun, başka bir iş yaparken, yemek yaparken olabilir. Kulaklığını tak dinle yani, değil mi? Sana neyden bahsedeceğim sana? Keşiş yengeçleri derin sularda yüzemez. Derinliği olmayan insanlar da spiritüalizmle ilgilenmez. Sıradan olmadığının farkındasın, değil mi? Senin sıradan olmadığının, kendinin sıradan olmadığının farkındasın, değil mi? Çünkü sıradan olsan dedikodu kanalı seyreder ya da sonra sana bir faydası olmayan bir yerle bir şeyle uğraşırdın ve şu anda asla bu video ile ilgilenmeyen normal bir insan olurdun. Aynı zamanda hem sıradan olmayan hem de normal bir insan olmayan bir kişi olduğunu umarım farkındasındır. Derinliği olan bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz daha spiritüalizmle ilgilenmek için daha başka bir bakış açısı gerekiyor. Nedir? Yani kimileri der ki, ya nedir o spiritüalizm? Aman boş ver, bana ne ilgileneceğim? Sen ne ilgileniyorsun onlarla? Gibi. Öyle konuşurlar. Ya da yani saçma bulur normal insan bunu ya da sıradan insan diyeyim. Öyle etiketlemek de normal değil de anlatmak için söylüyorum. Dolayısıyla burada güzel bir topluluk olduk. Bu sinerjiyi seviyorum ve yorumlarınızın hepsine çok değer veriyorum. Geçelim. Şimdi spiritüel bilgilere. Güzel. Birinci bilgi. İlginç spiritüel bilgiler. 1. Hapşurdukça çakraların açılır ve bu çok iyidir. Eğer kapalı çakran varsa hapşurdukça açılır ve harikadır. Bir hapşuruk 160 km hızla çıkabiliyormuş ve bu çok komik bir şey. Spiritüellerin bununla ne alakası var diyeceksin. Ya bu fayda, yani tamamen fayda. Spiritüel olsa da aslında olmasa da hapşurmak çok iyi ama tabii ki nezle olup da hapşurmaktan bahsetmiyorum. Spiritüel bir bilgi diye bunu vermek istedim. Güzel bir şey yani. İkinci bilgiye geçiyorum. Spiritüellerin en üst noktada medyumik yeteneklerin açılmasını destekleyen uyku şekli var mıdır? Hadi bakalım. Komik ve ilginç bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Bu araştırmayı çok küçükken okumuştum. Sanırım 18-19 yaşındaydım. Amerika'da yapılmış bir araştırmaydı. Ve bu nedenle birkaç yıl bu araştırma için ben de kendimi bu şekilde uyutmaya karar verdim. Ve daha fazla etkisi olacak mı, nasıl olacak diye. Ve bunu düzenli, istikrarlı, iradeli şekilde yaptım. Ne yaptım? Nasıl uyudum? Spiritüeller nasıl uyurmuş? Efendim bu araştırmaya göre. Sırt üstü ve yastıksız. Ve yatak ne kadar sert olursa o kadar iyiymiş. Tamam. Sırt üstü yastıksız ve çok yumuşak olmuyor. Belli bir süre, belki birkaç yıl bu şekilde uyudum. Sırf spiritüeller böyle yapıyormuş diye. Ondan sonra komik ya da saçma olabilir. O zaman 18 yaşındaydım. Fakat şu an söyleyeceklerime sahip olabilmem için belki bunu yapmam lazımdı. Bu bir işe yaramıyormuş. Nasıl bir işe yaramıyormuş? Ben katılmıyorum ya. Çok rahatsız şekilde ve bana hiçbir katkı sağladığını düşünmüyorum. O araştırmayı da kimin nasıl yaptığını bilmiyorum ama ben bunu deneyimledim. Deneyimleyen bir insan olarak yıllarca, hatta yani dediğim gibi o araştırma nedeniyle o şekilde de uyudum, bir işe yaramadı. Yani yarayanlar o işe öyle uyuduğumdan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Tamam, ben spiritüalizmde ilerledim ama o şekilde uyuduğum için olduğunu düşünmüyorum. Devam edelim. Üçüncü bilgi. Spiritüeller et yemeli mi? Vejeteryan mı olmalı? Aslında şöyle düşünüyorum. Eğer bizim et yemememiz gerekseydi, Kur'an'da bu muhakkak yazılırdı diye düşünüyorum.
Ama buna rağmen bir dönem vejetaryen yaşadım. Birkaç yıl vejetaryen yaşadım. Ondan sonra vejetaryenliği bırakmam epey bir acılı oldu. Başka bir videoda bunu anlatırım, uzun bir hikaye. Neden bıraktığımı söylerim. Ve anladım ki vejetaryen yaşanmamalı. İnsanın ete de ihtiyacı var. Burada önemli olan şey ne biliyor musun? Ya her gün kırmızı et yeme tabii ki. Ve tamamen doymuş gıdalarla beslenmek saçma bir şey. Hani yeşil gıdalardan da ye, etten de ye, protein de al. Ama bu bir denge, değil mi? Haftada iki kere et yemek gayet sağlıklı. Gayet sağlıklı. Abartma. Abartma, ona da ihtiyacım var. Özellikle erkeklerin daha fazla ihtiyacı var proteine. Dolayısıyla dozunda ve kararında olduğu zaman gayet kabul edilebilir bir şey. Devam edelim. Hani şey diyorlar ya, hocam ben vejetaryen beslenmem lazım. Hocam ben bunu mu yapayım? Yok öyle bir şey. Dengeli ol, dengeli, sağlıklı. Sebze de ye, meyve de ye. Abartma. Sağlıklı. İçi ne kadar paketli gıdalardan uzak durursak o kadar iyi. Toksinler çünkü vücudumuzun bir tarafında kalıyor. Diyeceksin ki spiritüalizmle bunun ne alakası var? Ya aslında dolaylı olarak bağlantısı var. Niye? Toksinler vücudu tıkarsa gözenekler tıkanıyor. İşte o insanın en üst noktada aslında arınmış ve temizlenmiş ruh, beden ve zihin olarak ne kadar arınmış olursak o kadar iyi. Hani bu noktaya da gelebilirsek o kadar iyi. Hoş, ne kadar yapabiliriz orası ayrı konu. Ama yapmamız gerekenleri söylüyorum ben. Tamam. Dördüncüye geçiyorum. Dördüncü bilgi. Spiritüeller normalde hissedilen hafif karıncalanma hisseder. Yani böyle durup dururken. Hiçbir şey çalışmadan. Ve bu o insanın normali olur. Herhangi bir uyumlama alan, meditasyon yapan insanlar bu tür karıncalanmalara alışıktır. Ama spiritüeller normalde de bir süre sonra eğer spiritüel meselelerle ilgileniyorlarsa ve hatta Kur'an okumak bile bu karıncalanmayı arttırıyor. Çünkü bedenin ruhu temizlediği için aura rahatlıyor. Aura rahatladığı için çakralar bile şifalanıyor. Dermandır bak Kur'an okumak. Örnek veriyorum. Ve normaldeki karıncalanmalar, böyle elektriklenmeler falan spiritüeller için günlük bir ritüel olur. Karşıdaki arkadaşı bir sohbet ederken bir şeyden bahseder. Şöyle bir oldu, böyle oldu, bana bunu dedi falan diye. Mesela Ayşe ile Melahat sohbet ediyor. Ayşe spiritüel diyelim. Ayşe zangır zangırdı. O anda zangır diyor ama Melahat'ın bundan hiç haberi yok ve Ayşe'nin bu normalidir. Söylemez bile çünkü normal günlük rutin yani ne yapsın? Onun kafasını karıştırsın. Hele ki o anlayacak bir insan değilse hiç söylemez, devam eder. Ama spiritüel kendinin böyle evrenin bir akışı var, gayenin sesi var, gayenin enerjisi var dünyana. Ve o dünyanın enerjisini biz doğayla ilgili yerlerde, mesela orman olur, deniz olur, sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğimiz yerlerde daha çok, hatta kendimiz dinleyeceğimiz yerlerde, hele ki bir meditasyon sonrasında çok daha iyi hissediyoruz. Ama günlük zamanlarda da bakıyoruz ki hop diye artık bunu hisseder olmuşuz. Niye? İnsan artık üst boyuta, farklı bir boyuta geçiyor. Değil mi? Spiritüeller daha farklı. Devam edelim. Spiritüeller eş zamanlıklar yaşar. Ne demek istiyorum? Bir şeyden bahseder, tam o sırada filmde bir cümle geçer, tam onun düşündüğü cümledir. Şaşar kalır. Çizgi filmde anlattığı konuyu tesadüfen görür. Ya da bir şarkı onun ruhunu yansıtır. Ya da tüm gün onun ruhunu yansıtır. Tüm gün bir şey düşünüyordur. Şarkıda o düşünce geçer. Eş zamanlı rakamları görür. Hep bunlar meleklerin ona doğru yoldasın deme şeklidir. Bunu muhakkak yaşıyorsundur. Spiritüel olduğunu düşünüyorum çünkü bu videoyu dinliyorsun. Eş zamanlık hakkında acayip konuşabilirim. Belki 20 dakika konuşabilirim. Bunu burada abartmak istemiyorum. Benim de çok 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 yaşadığım bir durum. Bir şeyden bahsediyorum. O kadar fazla oluyor ki, o kadar fazla oluyor ki şaşırıyorum ya. Yani böyle limondan bahsediyorum. O bir şeydi. Çizgi filmde limon demeye başlıyorum. Yani spagetti ile ilgili bir şeyden konuşuyorum. Spagetti diyorlar. Yani bu bile meleklerin doğru yoldasın ve komiklik yapıyorlar. Yani seninle ilgileniyorlar ve o birlikte olduğunu, sana değer verdiklerini ve yanında olduğunu gösterme şekli. Bunları böyle böyle toplarsan aslında hayat daha eğlenceli. Meleklerin seninle ne kadar eğlendiğini anlıyorsun. Bunları yakaladığın ve farkındalık kazandığın zaman. Devam edelim. Spiritüellerin telepatileri günden güne artar. Tam birini düşünüyorsundur. Hop diye karşına çıkar. Ya da arar. Seni arar. Birine diyeceğin bir şeyler vardır. Telefonu kaybetmişsindir. Kocaman şehirde karşına çıkar.
Ben çok yaşadım bunu. Eminim sen de yaşamışsındır. Ya da yaşayan insanlara da denk geldim. Kocaman Ankara'da düşündüğüm birinin hop diye karşıma çıktığı çok oldu. Devam edelim. Yedinci bilgi. Çakraların açılırken ya da volümleri artarken, çakraların volümleri artarken o bölgede hafif acı ya da elektriklenme hisseder ve bu sıradan bir zamanda olabilir ve o insanın normali olmuştur. Bu az önce söylediğimden farklı bir durum. Evrenin akışını hissediyorsun dedim ben az önce. Bak az önce hangi maddede demişim? Dördüncü maddede evrenin akışı. Tamam? Böyle genel bir titreşim, genel bir karıncalanma. Bu bahsettiğim, yedinci maddede bahsettiğim farklı bir şey. Mesela şöyle bir şey yaşıyorum. Tepe çakrama iğne batırıyorlar. Direkt iğne. Başka bir şey değil. Gerçekten öyle. Ay durup dururken gecenin bir vakti nasıl acıyor tepe çakram. Ondan sonra nasıl bir volüm tepe çakramdan içeriye enerji giriyor. Anlıyorum ki tepe çakramın volümleri artıyor. En son bundan 10 sene önce saymıştım. 6. çakramın volümlerini 40'ı geçmişti. Ondan sonra bir daha saymadım. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Eminim senin de fazladır. Sonra bu tür şeyleri çalıştıkça zaten daha da fazlalaşıyor ama o tür iğne batmaları günlük hayatta çok fazla oluyor ve insan buna alışıyor yani günlük bir rutin gibi alışıyorsun. Ona, o senin arkadaşın oluyor biliyorsun yani. Volümleri artıyor böyle bir şey. Volümleri artarken küçük iğne gibi düşün ama çok acıtmıyor ama yine de ne oluyor falan diyorsun ya. Ne olduğunu biliyorsun ama yine de diyorsun. Benim aslında hoşuma giden bir şey var. Burada hani aklıma gelince böyle şeyler söylüyorum ya. Söylemeden edemeyeceğim. Çok tatlı, çok keyif alıyorum aslında ondan. Altıncı çakrayı biliyorsun. Gözümüzün ortasında, kaşımızın ortasında olan yer. Peki tamam o üçüncü göz deniliyor. Dördüncü göz neresi? Dördüncü göz senin ensen. Enseni elini koy. Neresi biliyor musun? Enseni elini koyunca 3-4 parmak yukarısı gibi düşün. Orada dördüncü göz var. Oradaki o karıncalanmayı hissettiğim zaman ya da oraya iğne batması hissettiğim zaman çok hoşuma gidiyor. Çünkü dördüncü gözün açılması daha zordur, daha az insanda olur ve dördüncü gözün açıldığı zaman insanın medyumik yetenekleri 6 ve 7'deki gibi değildir. 6. çakra, 7. çakradaki gibi değildir. Uçar gider. Daha derindir. En derin medyumların dördüncü gözü açıktır. Ve dördüncü gözün volümleri artarsa o zaman sen derya bir medyumsundur. Ay burada çok özendiğim, harika özendiğim bir şey söyleyeceğim. Her zaman bu videoları spontan yapıyorum. Kes kopyala yapıştır falan yapmıyorum ve hani böyle içimden geldiği gibi doğal akışta çekiyorum. O yüzden hani o an ne iç kalbimden geliyorsa onu söylemek benim için çok keyifli ve böyle olmasını istiyorum. Ne var biliyor musun? Dördüncü çakrası coşmuş gitmiş olan medyumların bir özelliği var. Benim özendiğim, ilham aldığım insanlar vardır ya. Herkesin vardır. Ben kimden ilham alıyorum? Örneğin bir şey görmüştüm. CIA'ye yardım eden medyumlar var. CIA'ye yardım eden medyumlar. Mesela kayıpları buluyorlar bilmem ne. MIT'e yardım eden medyumlar. Her ülkede var böyle medyumlar. Üst medyumlar. Ondan sonra bu tür şeylere çalışıyorlar. Bununla ilgili birkaç belgesel seyrettim. Adama bir nesne veriyor. Gözünü kapatıyor. Bir eşarp. Bunun yerini bul diyor. Test ediliyor. YouTube'da bulabilirsin bunları. Spiritüel yolculuğum grubunda ben bunların belgesellerini oraya koydum. Oradan da bulabilirsin. Kapattım parantezi. Oradaki medyumların dördüncü gözü yani o bahsettiğim enseden dört parmak yukarıdaki olan yer asıl dördüncü oradaki çakrası coşmuş gitmiş tamam mı? Harika. Asıl işte o yüzden oradaki karıncalanmayı ve iğne batmasını duyduğum zaman, hissettiğim zaman o zaman mutlu oluyorum. Seviniyorum yani. Aman bu ne falan filan demiyorum. Hoşuma gidiyor. Hani spiritüel tarafımın arttığını hissettiğim zaman mutlu oluyorum. O yüzden hani çakralardaki bu hissiyat bir anlamda ya bu ne falan diyebilirsin ama bir yandan da volümleri arttırması, medyumik yeteneğini arttırdığı için kişi için çok keyifli de olabilir. Çünkü onun getirisini bildiği zaman buna bir acı olarak bakmaz. Bunun ardından güzel bir şey geliyor çünkü. Kafan açılıyor. Başka bir şey oluyor. Tamam? Bunu çok çok anlatabilirim.
Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bir başka videoda devam edeceğim. Bunların her biri spiritüel mevzular. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. 7 tane anlattım. Devam edeceğim. Senin de böyle yaşadığın durumlar vardır. Benimle paylaşırsan çok 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 kıymetli buluyorum paylaşımlarını. Senin de en yüksek versiyonunu yaşamanı ve sözleşmeni gerçekleştirmeni niyet ederek sevgilerimi sunuyorum.